Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Bugünkü video konum şöyle görmüş olduğunuz üzere güneşlik yıkama videosu olacak. Bakın belli ediyor mu bilemiyorum ama renk farkını bakın şu aslında bakarsanız sarı bir güneşlik. Şöyle göstereyim. Renk farkı var mı bilmiyorum. Şu da beyaz bir güneşlik. Ya aslına bakarsanız pek fark etmiyor ama hani bildiğiniz bu sarı bir güneşlik. Şu da beyaz bir güneşlik. Yani aslına bakarsanız sarı olanını göstermemdeki maksat sodanın hani sarı olan bir perdeye zarar verip vermediği konusunda bir örnek göstermek ve de güneşlikleri nasıl yıkıyorum bu konudan bahsetmek istiyorum. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın aslına bakarsanız bir tık belli oluyor videoda ama canlı olarak tabii ki çok bildiğiniz renk farkı var. Yani şöyle bakabilirsiniz. Bu daha bir kirlimsi duruyor ama şu daha bir beyazımsı duruyor. Şimdi elimde şöyle görmüş olduğunuz üzere bir iki adet kararmış hem beyaz hem sarı güneşliğim var. Şimdi ben bunları nasıl yıkıyorum ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle ilk güneşliğimi koydum. İkinci güneşliğimi de yerleştirmek istiyorum. Evet, onu da bir güzel yerleştirdim. Şöyle. Bakın aslına bakarsanız şu an sarı rengi belli oluyor diyebilirim. Bakın şu daha bir sarı belli oluyor diyebilirim. Şimdi ne yapacağım? Hemen işlemlerime başlamak istiyorum. Şöyle elimde görmüş olduğunuz üzere yine Arap sabunu var. Bu Arap sabununu kesinlikle perde yıkamada çok şiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü mucizevi bir şekilde kırıştırmıyor perdeleri ve hani yumuşatıcı kullanmışsınız gibi bir nasıl diyeyim bir koku veriyor. Ama yani bu özellikle bu Arap sabunu ben bunu A101'den aldım. Diğerleri bu şekilde mi bilmiyorum. Ben sürekli bununla yıkadım perdelerimi. Şimdi bir kapak kadar sadece kendi kapağıyla bir kapak koyuyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bunu bu şekilde döküyorum perdelerimin üzerine. Evet. Bu arada ben bu işlemi hem tül yıkarken hem normal güneşlik yıkarken uyguluyorum. Yani bu işlem hiç fark etmiyor hangi perde grubunu yıkayacağınızla alakalı olarak. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz üzere bir adet sıcak suyum var. Normal çamaşır deterjanım var. Ve şöyle soda, çiçeğin marka. Ay, çok pardon. Sodam var. Bakın bunu da A101'den aldım. Bu da harika iş görüyor. Bunu da şiddetle yine tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunu bir boşaltacağım. Evet. Perdeleri yıkarken ben soda kullanıyorum ama önce bunu bir eritmem gerekiyor. Çünkü eritmezseniz zaten hani perdeleri hani soğuk suyla yıkamak zorundasınız. Yoksa sıcak su kesinlikle zarar veriyor perdelere. Bu durumda da soda kullanamıyoruz. Ama soda da tabii ki de çok aslına bakarsanız güzel bir ürün. Çok güzel temizliyor. Hem de zarar vermiyor. Şimdi ben önce şunu bir karıştırayım. Önce bir erisin. Kısmını zaten hızlandırdım görmüş olduğunuz üzere. Bakın şöyle bildiğiniz su gibi eridi. Şimdi ben bunu
Bir güzel buraya bir dökmek istiyorum. Deterjan gözüne döktüm ve gitti bile. Şimdi sıcak su ile eğer perdelerinizi yıkarsanız çok kötü bir şekilde perdelerinize zarar vereceksiniz. Aynı şekilde sodayı da eğer ki hani sıcak su kullanmayacaksanız kullanmanın bir anlamı kalmıyor. Ben de böyle bir yöntem, böyle bir çare buldum ve çok da güzel işe yarıyor. Kesinlikle renk değişimi vesaire herhangi bir şey yapmıyor. Bunu deneyin, görün. Zaten farkı kesinlikle göreceksiniz. Daha sonra şöyle bakın. Bir çay bardağı kadar, ama benim çay bardağım büyük birazcık. Bakın yine göstereyim. Yani kendi ölçünüzle iki ölçü koyuyorsunuz. Şu şekilde koyuyorum. Yumuşatıcı gözüme de sirke koyacağım. Şöyle bakın, beyaz sirke. Şöyle onu bir güzel, bakın bakın dolu dolu bu şekilde koyuyorsunuz. Daha sonra şöyle kapağını kapatıyorum ve şöyle perdeye alıyorum. Bakın, görüyor musunuz? Evet, bakın ısı ayarı olarak kendini şöyle görmüş olduğunuz üzere 30 dereceye aldı. Devir olarak da şöyle bakın 400 aldı kendini otomatikman. Ön yıkama yapacak. Şöyle kendi ışığı yanıyor. Sizin ön yıkamanız hani yoksa önce bir ön yıkama yaptırabilirsiniz. Benim makinamda ön yıkama olduğu için ben buna zaten gerek duymuyorum. Zaten bakın kendisi görüyor o işlevi. Ben şöyle perdede yıkayacağım. Yaklaşık 1,5 saat kadar yıkayacak. Yıkadıktan sonra görüşürüz efendim. Şöyle başlatıyorum. Makinem suyunu alacak. Tekrar yıkadıktan sonra görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Evet, şöyle görmüş olduğunuz üzere makinem bitirdi. Şimdi onu bir kapatacağım. Ben şöyle bu arada bir tane tül de koymuştum. O da çok güzel bir şekilde yıkanıvermiş güneşliklerimle birlikte. Neyse, şimdi bunun kapağını açıyorum. Evet. Şimdi bunu böyle bir çıkarmak istiyorum. Bakın. Tül perdem muhteşem beyazlamış. Şöyle göstereyim. Bakın bu sarı olan perdemde hiçbir şekilde renginde herhangi bir atma, herhangi bir bozukluk olmamış. Yani sodayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Tertemiz oldu bu. Aynı şekilde öbür güneşliğimi de göstermek istiyorum. Bu arada daha fazla kırışmadan hemen götürüp asmak istiyorum. Bu tül perdeme şöyle dolanmış bir şekilde, yani içerisine girmiş, nasıl girmişse artık. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel beyazlama oranı, harika. Bakın bu da güneşliğim, çok güzel beyazladı, harika oldu, inanın tertemiz oldu. Bu yöntemi kesinlikle yapın, inanın. İnanın tertemiz oluyor. Yani bunu sarı perdelerde de kullanabilirsiniz. Rengi sarı olan perdelerinizde de kullanabilirsiniz. Bakın test edildi ve onaylandı. Şöyle göstereyim. Bakayım renk farkı var mı? Yani şöyle canlı baktığınız zaman bayağı bir renk farkı var da, böyle bak videoda hiçbir şekilde bir renk farkı yok. Bu normalde çok sarı. Şu anda bu tuttuğum çok çok sarı. Ama şu bembeyaz bir perde, ama şöyle baktığınız zaman bariz ikisi aynı duruyor. Her neyse efendim, lafı çok uzatmak istemiyorum. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Çok güzel, gayet tertemiz bir şekilde perdelerim çıkıverdi. Dediğim gibi ben sodayı gayet rahat, gönül rahatlığıyla kullanabildim. Siz de kullanabilirsiniz. Bence, yani benim perdelerim açısından bir sakınca görmedim.
Tabii siz yine bunu hani başka bir hani eski bir perdeniz varsa sarı ya da ne bileyim hassas sarı olan bir kıyafetiniz vardır. Onu da deneyebilirsiniz ama sodanın gerçekten renk bozduğuna, renk açtığına kesinlikle inanmıyorum. Çünkü yıllardır ben bu sodayı bu şekilde kullanırım. Hatta eritmeden de kullanıyorum diyorum ve artık videomun sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.